Evet Mustafa Cengiz'in açıklamalarıyla devam edelim. Taner Karaman seninle devam edelim. Ya herkesin doğal isteği tabii. Bu yani gerginliğin olmaması, hakemin hata yapmaması bunlar doğal istekler. Herkesin arzuladığı bu topraklarda yaşayan herkesin e, bu arzuyla yaşadığını futbolun içerisinde olandırında az hakem hatasıyla e, performans almaya çalıştığını biliyoruz. Sayın Cengiz'in ifade ettiği şunu söylemek lazım. Şimdi e, kendi ifadelerinizde de hiçbir zaman çelişmemeniz lazım. Geçtiğimiz hafta Sayın Cengiz'in, e, bu hafta dostluk mesajı veriyorsunuz. Geçtiğimiz hafta rakibinizin başkanını ima ederek ekran ekran gezip ağlıyorlar diyorsunuz. O yüzden kendinizle de çelişmemeniz lazım. Bu mesajları veriyorsanız, bir hafta öyle verip bir hafta sonrasında dostluk mesajı verdiğiniz zaman bu samimiyet içerisinde olma, olmuyor. O yüzden de Sayın Cengiz'i geçtiğimiz hafta o yaptığı yine barış dostluk mesajları içerisindeki o ifadesine eleştirmiştik. Yine o ifadesinden dolayı ben eleştiriyorum. O ifadesinden dolayı da bir yanlış ifade ettim söyleminde de bulunmuyor bu arada. Yani ekran ekran geziyor ağlıyorlar ifadesi sert bir ifade. Bırakın başkanlık seviyesinde birine söylemeyi, bunu futbolun hiçbir paydaşı için söylememeniz lazım. Burada ifade ettiğiniz kişilerin kim olduğunu zaten herkes fark ediyor. Ama geçip ondan 5 gün sonrasında, 6 gün sonrasında yeni bir dostluk mesajı verdiğinizde başkan bir hafta önce bu ifadeleri kullandın derler. Ve sadece bu ifadelerde değil, daha da böyle 22 haftanın geçmişine baktığımız zaman yine böyle sıkıntıya düşürebilecek ifadeler duyduk Şimdi şuna da gelmek istiyorum. E, tabii Florya'da bir seferberlik var. Seferberlik ilan edildi. Çünkü Kadıköy'de 20 yıllık galibiyet özlemine son vermek istiyor Galatasaray'da. Ve bu sebeple de derbiye Hı. özel hamleler yapmayı planlıyor Fatih'lerim <laughs> ve öğrencilerim. Evet. E, 23, buna özellikle dikkat çekmek Hı. istiyorum. E, Süper Lig'in 23. haftasında karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Galatasaray. E, 23 Şubat tarihinde ve 23. şampiyonluğu için mücadelesini verecek. Evet. Yani böyle bir tesadüf, e, tesadüf var ama tabii ki benim gibi bu, tarz olayları çok böyle önemsemeye mantık çerçevesinde bakan biri için çok da bir anlam ifade etmiyor. Yani ne zaman oynandı. Teşekkür ederim. <gülüyor> oldu. <gülüyor> çok ifade etmiyor. Ee, evet bazen. Yani detay olduğu için üzerinde bazen bugün takımlar, gazetelerde de yer buldu. Bu sinerjiyi yaratmaya çalışırlar. Nedir bu? Vaktiyle Adnan Polat döneminde 20-45 gibi. Yani bazı şeyleri sembolleştirmeye çalıştırırlar ama bu sembolleşme için çok da erken gibi gözüküyor. Hı hı. Peki Gökdoğan senin bir yorumun var mı? 23'e dair ya da Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in açıklamalarına. Yani Fenerbahçe'de 6 şey 6 Mayıs işte 6. hafta 6-0 vardı. Oluyor böyle şeyler. Taraftarların sosyal medyada ilginç yaptıkları güzel esanteneler. Bunlara futbol çerçevesinde espri olarak bakmak lazım. Ben espri olarak bakıyorum. Cengiz'in açıklamalarında da e, 7-0'ı kullandı ya ben orada e, Sayın Cengiz'e teşekkür etmek istiyorum Galatasaray Başkanı'na. Çünkü e, 1959 öncesi bir, bir karşılaşmayı meşrulaştırarak e, rakibinin, ezeli rakibinin 1911 yılındaki 7-0'lık galibiyetini öne sürmüştü. E, Fenerbahçe'de şunu iddia ediyordu ki 1959'dan önceki şampiyonluklar da sayılmalı. Çünkü önceki karşılaşmalar da var. Ben Sayın Cengiz'i buradan tebrik ediyorum. Ee, Fenerbahçe'nin bir haklı davasına bir Ezeli rakip, ebedi dost olarak destek vermiş oldu. Bu da önemli bir detay olarak paylaşmak isterim. E, dostluk mesajına gelecek olursak e, Taner'le bu sefer saygı duymakla beraber Taner'in yorumuna e, karşı çıkıyorum. E, dostluk mesajı verilir. Hı hı. Bu o anki atmosferin gerektiği mesajdır. Dostluk mesajı bir önceki hafta açıklaması yanlıştır diye eleştiririz. eleştiririz. Bu haftaki açıklamasını da yerinde bir açıklama olarak eleştiririz. Bizler yorumcu olarak ne yapmalıyız ki dün yine sosyal medyada birçok yorumcunun şey çok yoğun güvenlik önlemleri alınması lazım. İşte Fenerbahçe taraftarı ya bir bismillah diyeyim bir durun durduğunuz yerde lütfen. Yani eğer de çok böyle fenomen olma yolundaysanız bir sürü program var. O programlara ...katılın. Oralarda fenomen önemli. Yemekteyiz, Survivor falan filan gibi programlar var. Oralarda çok çabuk daha... ...sosyal medya fenomeni olabilir ama... camialar üzerinden böyle... ...cımbızla operasyon yapılmasına ben karşıyım. Fenerbahçe taraftarı... ...Türk Telekom'a gittiğinde de... ...hiçbir... E, ...tatsızlık çıkmadı bu zamana kadar. Son zamanlarda çıkmadı. Spor Şube e, İçişleri Bakanlığı'na... ...Spor Şube ekiplerine de... ...tekrar teşekkür etmek istiyoruz buradan. Edelim... Muazzam çalışmalar yapıyorlar. 62-22 yasasını sonuna kadar kullanıyorlar. Ee, taraftarlar da artık bunun bilincinde. Ee, dostça geçen, evet bir iki tane e, küçük olaylar olabilir. Ama bu genel olarak e, artık derbilerin böyle kavga, gürültü, kan dökülen, işte e, savaş meydanı gibi görünmesine e, artık böyle gösterilmesine, buna işaret edilmesine, aynısı Trabzonspor karşılaşmasına da yapıldı. Burada da yapılıyor. Bunlar tahrik edici. 62-22'nin uygulanması gerektiği tam bu nokta. Yoğun güvenlik önlemleri alınması gerekiyor. İşte orada olaylar olabilir. Camialar orada. Bunu 62-22 uygulayacaksın işte. Bunu kim söylüyorsa, kim yazıyorsa bunu uygulayacaksın. Spor mecralarından uzaklaştıracaksın ki. Çünkü ya 15-16 yaşında dizi izleyip işte Çukur'u, Eşkıya Dünya Hükümdar Olmazı gibi dizileri izleyip çok etkilenen, hı hı. sokak kabadayılığı yapan, böyle sokak aralarında kavga gürültüyü çok seven taraftarlar grup da var küçük bir çocuklar da var. Bunlar bunlar dinle anlamıyor. Ya sen bunlara her ne kadar 62 22 desen de polisin ona ters kelepçe yapması hoşuna gidiyor. Bunları söylüyoruz biz. Bu gruplara da dikkate almak lazım. Herkes 18 yaşında aklı başında ya da 40 yaşında da olsa aklı başında olmuyor da gerçi bazılarının. çok aklı başında olan taraftar grubu çok fazla ama aralarda çocuklar var. Daha böyle ergen Bizim ağzımızdan çıkan cümleyi çevirip evirip başka bir yere getiren, eğip büken ve orada kahraman olmak için e, hiç tavsif edilmeyecek hareketlere girişirler bu cümleler. Ya benim başkanıma, benim orada Galatasaray'ıma nasıl hareket çeker deyip gelip orada bir şey yapabilir. Bunlara kesinlikle girilmemesi lazım. Hiç de öyle yoğun güvenlik önlemine gerek yok. Kadıköy'de bir şölen havasına geçer, derbiler. Ben çokça da gördüm. Muhabirken de gidiyordum. Normal maç izlemeye de gidiyordum taraftar olarak. Galatasaray formalı. Yoğurtçu Parkı'nda, Kadıköy çevresinde, el ele, kol kola, Beşiktaş formalı birçok derbi izledik. Ve böyle olmalı zaten. Olay budur. Yani ben taraftarların arasında görmedik mi Kadıköy'de yan yana sarı kırmızı formalı? Gördük. Bizler yani haber oldu. Böyle bir barış ortamında, dostluk ortamında bu bu tarz söylemlerden kesinlikle kaçılması lazım. Fenerbahçe üzerine özellikle yapılıyor bu. Fenerbahçe 2011 yılında Fethullahçı terör örgütüne karşı savaşmış. Büyük bir sivil toplum kuruluşu. Bilinçli bir toplum kuruluşudur. Karşısında da Galatasaray gibi ezeli rakibi ama ebedi bir dostu vardır. Kesinlikle öyle önlemem önleme gerek yoktur. Terörize etmek suçtur. Evet, Fenerbahçe'ye dair sohbetimizi sürdüreceğiz. Kolay kaybediyor. Haberiyle başlayalım. Elbette değerlendirilmesi gereken bir başka konu da Vedat Mur için performansı. Şimdi kolay kaybediyor diye haberimizi ekrana getirdik ama zaten bunu e, az çok Göktaş Argın yorumlamıştı. Ankara gücü ma maçından sonra karşılaşmasından sonra e, bazen çok dibe çökmek gerekiyor. Bir anda kendinizi zirveye fırlatabilmek adına e, benzetmesine yorumunu yapmıştı. E, dolayısıyla öncelikle sözü e, Göktaş'ın müsaadenle Taner'e vermek istiyorum bu konuya dair. Taner Yorum Sonra Vedat Muriç'i Gökdoğan Argın'la konuşacağız. Şöyle e, çok fazla önlem alamayan bile bile lades olan bir e, Fenerbahçe oyunu var. Ankara gücü yeni Malatya galibiyetini alırken ne yaptıysa aynı şeyleri Fenerbahçe karşısında da yaptı ve kazandı. Hı hı. Aynı şeyleri uyguladılar. Hiçbir farklılık yoktu. Oyunun da sistem anlamında, taktik anlamında sağdaki oyuncu grubu olarak hiçbir şeyde değişiklik yoktu. Planladıkları şeylerin hepsi aynıydı. Mustafa Eriş Takçay aynı şeyi uygulayarak bir galibiyet daha aldı üstelik Fenerbahçe'ye karşı. Fenerbahçe'nin dersini çalışamadığı, oyuncuların belki de Ankara Gücü'nü küçümsediği rehavete katıl, kapıldı. Öyle söyleyebiliriz. Hı hı. puan tablosundaki yerinden dolayı bir anda böyle bir rehavet havası olabilir ama Ankara Gücü Asla küçümsenecek bir takım değil. Zaten bunu oyunuyla da gösterdiler. Fenerbahçe yeni Malatya maçında da Yeni Malatya maçında da bunu göstermişlerdi. Ankara Gücü maçında da Ankara Gücü Fenerbahçe karşısında zorlu bir takım olduğunu gösterdi. Muhtemelen de bu ligde e, kalacaklar gibi gözüküyor. Yaptıkları transferler hakikaten de çok yerinde ve iyi işler yapmışlar. Hı. Ama Fenerbahçe'nin oynadığı oyunun Ankara Gücü karşısında bir karşılığı yoktu. Bunu izleyenler de gördü. Trabzonspor karşısında alınan puan kaybı, Alanya karşısında alınan puan kaybı vesaire. Yani bazı şeyleri e, tesadüfün ötesinde açıklamak lazım. Başakşehir maçında burada yine bu ekran üstünde anlattığım birçok defonun bir sonraki 3 haftada 8 puan kaybına sebebiyet verdiğini söyleyebiliyorum. Eksikler vardı, hı hı. yanlışlar <laughs> vardı. Başakşehir maçı kazanılmış olabilir ama o oyunun eksikleri kapatılmadığı için o eksikleri tamamlayan Alanyaspor gibi, Trabzonspor gibi takımlar hı hı. sizden 3 haftada 8 puan aldı. Ve eğer ki o eksikler kapanmazsa, yine o hatalar devam ettirilirse, Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'da Ülker Stadion'dan puan alır. O yüzden Ersun Hoca'nın bu konuda ben e, iç sahadaki o ezici e, oynanmış olan Başakşehir maçındaki o istatistiklerin e, ilizyonuna kapıldığını düşünüyorum. Peki.